Ben Birleşik Devletler Ordusu'ndan Yüzbaşı Richard Towns. Florida bölgesinde 1840 yılında yaptığım tehlikeli yolculuğu buraya kaydediyorum. Ne Florida ne de atandığım bu görevin tehlikesi hakkında elimdeki şu kaba harita dışında hiçbir bilgim yoktu. İyi bildiğim bir şey varsa o da bu bölgenin tüm tarihimizdeki en acı savaşa, yani o vahşi ve kana susamış Seminole yerlerine karşı verdiğimiz savaşa sahne olduğu. 7 yıldır Kızılderililer tüm güçlerimizi yenildiği uğratmışlardı. Ve en büyük generalimiz Zachary Taylor dışında herkes umudunu çoktan yitirmişti. Ben onun komutasına verilmiştim ve onunla buluşmaya gidiyordum. Yarımadanın Atlantik kıyısında karaya oturan gemim, beni yolculuğumun geri kalan kısmında çok önemli bir rol oynayacak bu küçük tekneye binmek zorunda bıraktı. Norfolk Frikateyni'den Yüzbaşı Taft. Vakit geçirmeden Albay Quincy White'i görmeniz gerekiyor. Rehber sizi ona götürecek. İlginç görevim başlamıştı. Planlandığı gibi teknem sahilden Büyük Okeechobee Gölü'ne ulaştırılmak üzere karadan götürülecekti. Teknemi bir daha görebileceğim konusunda oldukça kuşkuluydum. Ben de garip rehberimle birlikte o sıralar sadece Albay Quincy White olarak tanıdığım adamla buluşmak üzere yola çıktım. Saatlerce batıya doğru yol aldık. Aşılmaz görünen bu bölge nedense sessiz yol arkadaşım için bir engel teşkil etmiyordu. Atları bağla. Yani albay burada mı? Onun çekisi biraz ileride. Ne demek çeki? Florida'da hiç bulunmadın galiba. Hayır. Bunu o süslü kılıcından anlamıştım zaten. Çeki kuru toprak üzerine yapılmış samanla kaplı bir çeşit kulübedir. Bir tür ev. Yani albay burada mı yaşıyor? Neden garnizonda kalmıyor? Florida'da böyledir işte. Bunu yapma yılbaşı. Bu bir kri kızılderisi. Quincy'nin adamlarından biri. Merhaba Charlie. Bunlarla el sıkışmak su pompalamak gibidir. Geldi. Buna bineceğiz. Bu yerliler çok kötü kokar yüzbaşı. Sivrisineklere karşı vücutlarına kokarca yağ sürüyorlar. İlginç bir yerde ağır ağır kürek çekiyordu. Etrafımız aydınlık, yemyeşil ve çok güzeldi. Demek uğruna savaştığımız topraklar bunlardı. Bir orman. Büyüleyici. Biraz mısır ister miydin yüzbaşı? Daha epey yolumuz var. Hayır sağ ol. Eğer sana Kızılderililerin silah kullanmayı bilmediklerini söyleyen olursa sakın inanma. Ellerine silah almaya alıştıklarından kullanmayı da iyi öğrendiler. Albay neden burada yaşıyor? Olanlardan sonra Quincy etrafında asker istemiyor. Kendi adamlarından başkasıyla da görüşmez. Biliyorum ne olduğunu merak ediyorsun ama anlatmak bana düşmez. Yerinizde olsam Quincy'ye de sormazdım.
Her şeye rağmen merakım iyice uyanmıştı. Hizmet ettiği ordudan uzak duran bu asker nasıl biriydi? Ama tepemde parıldayan yakıcı güneş daha fazla düşünmeme engelliyordu. Bir süre sonra derenin genişlediği noktada suyla gök arasına sıkışmış bir ada göründü. Suyun ortasında bir mücevher gibi parlıyordu. Üzerinde de Albay White'ın kulübesi vardı. Sana. Oyçi Donya. Ha, şinkita ha. Koyun sige. Şimdi gelir. Alo Dana. Magi hanga? Ne işe yaradığını soruyor. İlk defa görüyor böyle bir şeyi. Tabii seni de. Şirin bir çocuk. Greek yerlileri de. O Albay White'ın oğludur. Ya, affedersin. Neden affediyorsun? Hiç, sadece... Karısı nerede? Onu da merak ediyorum. Albay White'ın karısı herhangi bir yerli kadın değildir. O bir Greek prensesidir. Büyük şefin kızıdır ve çok güzeldir. Ama onu göremezsin. Çünkü öldü. Birlikte hayatımın en inanılmaz macerasını yaşayacağım adamla ilk kez orada karşılaştım. Albay Quincy White, bir asker, bir bataklık adamı, bir centilmen ve bir barbar. Yukarıda iki kartal var. Görüyor musun? Bu yüzü çıktığı hiçbir avdan eli boş dönmez yüzbaşı. Ota, hadi. Merhaba Quincy, sana bir denizci getirdim. Yüzbaşı Richard Taft, emrinizdeyim. Merhaba yüzbaşı. Yolda bir sorun mu oldu? Hayır efendim, izlendiğimizi pek sanmıyorum. Tekniği kara üzerinden göle kadar taşımak ne kadar sürer sizce? Sorunuzu cevaplamadan önce size başka bir şey söylemeliyim efendim. Nedir o? Teknem yalnızca 40 kişi taşıyabilir. Önemi yok. Zaten yanımdaki adamların sayısı da o kadar. Yani Florida'ya geçip bir galeyi zapt etmek için 40 kişi mi var? Bu bir intihar. Haklı olabilirsin ama birilerinin Seminollere silah akışını durdurması gerekiyor. Ve o kale yerinde kaldıkça Seminoller silah edinmeye devam edecekler. Bu kadar küçük bir kuvvetle yenilmeye mahkumuz. Infanta Kalesi'nin ünlü İspanyol askeri mimarlarından General Garcia inşa etmiştir. Ele geçirmek için en az bir tugay gerekir efendim. Bu söylediklerin çok ciddi. Bunları General Taylor'a da söyledin mi? Hayır. Amiral söyledi ama general ona çok kaba davrandı. Amiral zaten hep generalin fazla içtiğini söyler. Gerçekten içiyorsa bu planı yaparken biraz fazla kaçırmış anlaşılan. Planı bu kadar kötü bulmanıza gerçekten de üzüldüm yüzbaşı. Çünkü onu yapan kişi benim. Üstelik bataklıktaki 40 adamımın bir tugaya bedel olduğunu söylemeliyim. Şimdi izin verirseniz üstümü değişeyim. Bir an önce yola çıkalım. Anlaşılan seçme şansım yok. Burada seçim yapmana engel olan daha çok şey var. Şu karşı taraftaki gölü görüyor musun? Orası bataklığın başıdır ya da sonu. Bu hangi yönden geldiğine bağlıdır. Bu civarda bataklık öylesine derindir ki bütün bir orduyu yutup yok edebilir. Buralarda iyi plan yapabilmek gerçekten de zordur. Şu kılıcınıza oğlum hayran kaldı. Aynısından istiyor. Evet, bunu anlıyorum. Boston'da tam onun yaşlarında bir oğlum var.
O ne isterdi biliyor musunuz? Belinize taktığınız o baltayı. Şu sizin oğlanın annesi yaşıyor mu? Evet yaşıyor. Şanslı adamsın. Çok şanslı. Küçük yaramazı o kadar sever ki, eğer onu da kaybederse herhalde bataklığın içine doğru yürüp bir daha da geri dönmezdi. Açitay. Karargaha doğru yol almaya başladı. Bu savaşa kesin olarak son vermek isteyen bu kararlı subaylarla ilk kez karşılaşacağından sabırsızlanıyordum. Bu subay General Zachary Taylor'dı. Hazır mısın Quincy? Hazırım. İstersen hala vazgeçebilirsin. Bizi Seminollerden başka hiçbir şey durduramaz. Başarırsan sayende çok önemli bir general olacağım. Bunun için elimden geleni yapmaya hazırım efendim. Kaleyi düşür Quincy ve gerisini bana bırak. Bu bölgenin artık barışa ihtiyacı var. İleri! Sağ kanat! Hizaya geç! Teftişe hazırız albay. Yedekler tamam mı? En iyiler efendim. Öyle olmalı. Biliyor musun Peachtree, bunlar sana çok yakıştı. Umarım onları onbaşı Mallory kadar şerefle taşıyabilirim. Bundan hiç kuşku duymam. Sağ olun. Geri döndüğüne sevindim Tibbet. Neredeyse başaramıyordum albay ama kafa diğerimi kaptırmak istemedim. Senin adın ne? James Tesher efendim. Daha önce yerlilerle savaştın mı? Evet efendim, Kara Atmaca'da. Hala burada olduğuna göre nasıl kurtulduğunu sormuyorum. Evet, senin adın ne bakalım? Private Joseph efendim. Ne zamandır ordudasın? Massachusetts nişancılarına katılmıştım. 3 sene, 8 ay ve 26 gün önceydi. Emekliliğini görmeni sağlamaya çalışacağım. Yüzbaşı ne düşünüyorsun? Asker gibi duruyorlar ama. Askere benzemiyorlar. Olabilir ama şef Okala onlardan herhangi birinin kafa derisi için bir avuç dolusu inci verirdi. Quincy'ninki için de bir sepeti doldururdu. Bize katıldığın için senin de kafa derin kıymetlendi artık. Muayyar şikayetin var mı? Her zamanki gibi var efendim. Emekler kötü, yataklar rahatsız ve sivrisinekler fazla büyük. Çavuş Şenç ise size kötü davranıyor. Bunları nereden biliyorsunuz albay? Her şeyin iyi olduğuna sevindim Muayyar. Durumları iyi çavuş. Sağ olun efendim. Artık yola çıkalım. Olur efendim. Tüfek komza! Sağa dön! Uyguladım! Marş! Fikrini değiştirebildik mi yüzbaşı? Oraya varana kadar bir şey söylemek istemiyorum. Tabii varırsak. Bu biraz da sizin teknenize bağlı. Tabii yüzerse. Öncüler başa! Bu ilginç grup eşliğinde göle doğru yol aldık ve orada teknemle buluştuk. İşte orada. Yerliler bu göle Okeechobee diyorlar. Yani büyük su. Karşı kıyı 50 mil ötede. Ondan sonrası da Seminolleri. Gibi görünüyor. Hey,
Gidebiliriz Bolson. Olur efendim. Yelkeni açalım. Siyah yelken ha? Ay ışığında daha zor fark edileceğini düşün. Biliyor musun yüzbaşı? Bu plan giderek daha fazla aklıma yatıyor. Gruptan ayrılmak zorunda kalırsanız buraya dönmeye çalışın. Tekne yarın akşam burada olacak. Hadi çabuk. Hadi gidiyoruz. Körfez şu tarafta. Kalede şu yönde ileride olmalı. Yaptığım hesaplara göre kuzeye doğru 12 kilometre fazla gitmişiz efendim. Gidip bakalım. Hesaplarımı gözden geçirsem iyi olacak.
Duvarlara bakılırsa benimkiler de tutmayabilir. Hava kararınca kapıya ulaşmaya çalışacağım. Siz kapı açılana kadar beklersiniz burada. Silah tüccarı. Şansımız varsa bundan sonra işsiz kalacaklar. Benim yerime biraz bakabilir misin? Olur ama fazla uzun sürmesin. Ne zaman uykuya dalsam gelip uyandırıyorlar. Şikayet etmekten başka bir şey bilmez misin sen? Yürü hadi. Yine kaybettin. Gidip biraz para bul da bir el daha oynayalım. Demedin mi? Thank you.
Atları dışarı çıkarın. Şeyin, hemen gidip cephaneyi bulun. Olur efendim, hadi. Yüzbaşı topları etkisiz hale getirin. Tamam. Beechtree, hemen dinamitleri yerleştirmeye başlayın. Bir an önce buradan giderim. Emredersiniz. İyi iş becerdik doğrusu, hiç aksilik çıkmadı. Daha işimiz bitmedi. Salvan, gidip bütün odaları arayın. Mayer? Evet efendim. Kaç kişi kaybettik? Şimdi sayıyoruz efendim. Ona yardım et. Albay, buraya gelin, cephane burada. Bunlar 100 yıl savaşlarına bile yeter. Avrupa malı. Her yerden silah getirtmiş bu adamlar. Ateşe verin. Tutukluları bulduk albay. Bu kadar mı? Dışarıda başkaları da var. Onları da dışarı çıkarın, bekleyemeyiz. Olur efendim. Bizi gördüğüne sevinmeyen bu adam kim? Albay White efendim. Ya, ameliyat ceketimi getir. Albay White çıkabileceğimizi söyledi. Senyor, senyor, nihayet gelebildiniz. Tam 2 aydır burada tutuklu kaldık. Zavallı karımla bütün bu insanlar... Tamam, artık kurtuldunuz. Toplar tamam. Dinamitleri yerleştirdik albay, ateşlemeye hazırız. İşaretimi bekleyin. Şeyin, hepsini dışarı çıkar. Emredersiniz. Kale havaya uçtuğunda çevredeki bütün seminoller yerimizi öğrenecek. Hadi bakalım, hızlanın. Fazla yolumuz kalmadı. Senyor, çok hızlı gidiyoruz. Lütfen biraz durun. Karım çok hasta. Daha fazla dayanamayız. Devam. Duramayız. Hep. Taşı onu. Thank you.
yerleştir. Gözcüler de yerlerini alsın. Demek yiyebilirsiniz ama ateş yakmıyor. Durumu kötü mü? Başaramayacağım. Nereden gelmişler? Bay Dupre ile karısının bir çiftliği varmış. Ötekiler de işçileriymiş. Asiler çiftliği yakıp paralarının yerini söyletmek için onları tutmuşlar. Peki ya kız? Diğerler onu pek tanımıyor ama herhalde bir hanımefendi. Niye? Uşağı olduğu için mi? Bakın tekne geliyor. Kurtuldu. Bataklıktan söz açılmışken, şuradaki de Evrik Bey bataklığıdır. O bataklığa girmenizi hiç tavsiye etmem. Çünkü girerseniz oradan bir daha sağ çıkamazsınız. Hey kıyıdakiler! İşte geldi. Daha sonra buradan kurtulacağız. Ne oldu? Bir gariplik var. Fazla sessiz. Hoşuma gitmedi. Hepimiz biraz gerginiz. Kızılderililer geliyor. Hepsi de silahlı. Korunun. Peachtree'yi adamlarını yerleştir. Wyatt, Tibbet, girin. Hadi. Karşı koyamıyoruz, çok kalabalıklar. Pekala, oraya. Bataklığa mı? Evet, bataklığa. Hadi yürüyün. Gidiyoruz, hadi çabuk olun. Hayır, hayır, onu bırakamam. Öldü o, onu bırakamam. Duydun mu Wyatt? Öleceksin. Hey!
kaç. Antiki hançiz. Haber gönderiyorlar. Haberi aldılar. İmza şef Okala. Evgüleyt'teki bütün Kızılderililer öğrendi. Hepiniz beni dinleyin. Çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Tekneyle ilişkimiz kesildi. Buradan kurtulmak için 250 kilometrelik bu bataklığı geçmeliyiz. Eve dönmek istiyorsak başka çaremiz yok. Hadi gidiyoruz. Size katılmıyorum Abay White. Burada emirleri sizin verdiğinizi biliyorum. Ben yalnızca bir gözlemciyim. Ama böyle güç bir durumda benim fikrimi almanızı beklerim albay. Fikriniz nedir yüzbaşı? Teknem hala gölde efendim. Adamımı yanlış tanımadıysam kıyıdan giderek bizi arıyorlar. Arkamızda düşündüğünüz gibi bir tehlike olduğunu sanmıyorum. Gece burada kalalım ve sabah geri dönüp tekneye binmeye çalışalım. Devam edin yüzbaşı. Emirlerinize karşı gelmiyorum. Yalnızca durumunuzun hassaslığı karşısında fikrimi belirtmeyi... Gidiyoruz. Çok şanslı bir adamsınız. Onun ne olduğunu biliyor musunuz? O çok zehirli bir su yılanıdır yüzbaşı. Sizin gibi bir hanım böyle şeyleri nereden bilebilir? Daha önce yılanlarla çok karşılaştım. Devam edin. Timsahlar! Timsahlar! Thank you.
Creed'lere Albay White'in grubunu en son nerede gördüğünü anladı. Buluşma noktasından 200 metre ileride bataklığa girdiler. Güneye gittiler. Akaba, açı itimbi, açı yapıga, hayi ofa, fasın hayis. Andar başka uygak da meybiga. Patın zimin ayı hanımda var. Morgan Ali bu ayda ses. Yeri biliyorlar mı? Hem de çok iyi biliyorlar. Bu yüzden Albay White'in oradan sağ çıkma ihtimalinin çok zayıf olduğunu söylüyorlar. Onları bulsa bunlar bulabilir. Ama şu anda kim bilir neredeler. Korkunç bataklığın içlerine doğru ilerledikçe ilerliyor. Seminörlerin elinde can vermekten kaçalım derken bu çürüyen ormanda belki de daha korkunç bir ölümü davet etmiştik. Hadi çabuk ol. Yürüyün. Burada durup biraz mola verelim. Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Devam edecek halleri kalmadı. Hayır. Şunlar işimize yarayabilir. Bütün grup için kayık yapmak çok uzun sürer. Herkes için düşünmemiştim. Yarısına yeter. Burada pek oyalanmamalıyız. Fazla uzakta olamazlar. Ama daha fazla yürüyemezler. Kayık lazım. Nereye gidebilirler ki? Şu Kızılderili mezarlığını hatırlıyor musun? Binbaşı Dey'de ararken rastladığınız yer mi? Seminol topraklarının tam ortasında. Orada oyalanacak değiliz. Kayıkları bekleyecek olanların da fazla şansı olmayacak ama. Siz ikiniz birliğinizle devam edin. Ben Peachtree'nin grubuyla burada kalacağım. Bu olmaz albay. Burada kalıp öldürülmenize izin veremem. Ben kalırım, siz ikiniz gidin. Bakın, bu işe başladığımızda emirleri ben veriyordum. Öyle devam edecek. Hey Sullivan, eğer geri dönmezsem sandığımdaki içki senin olsun. Bazen keşke kuzenimin yerinde olsam diyorum, o süvaridir. Üzülme ama eğer ölürsen belki de dünyaya tekrar bir at olarak gelirsin. Eğer gelirsem sakın arkamdan yürüme, yoksa seni fena çiftelerim. Uzun ve yorucu bir yol sizi bekliyor. 4 günde tamamlamalısınız. Şans yardım ederse biz de size yetişiriz. Hadi gidin, iyi şanslar. Gidiyoruz. İyi şanslar. Hadi, hadi. Oraya gel kulesi. Yemeğinizi benimle paylaştığınız için çok naziksiniz. Rica ederim. Yolculuk biterse kısa bir süre sonra çok daha iyi şeyler yiyeceğimizi umarım. Yapacağım ilk iş Savannah'daki Griffin Kulübü'nde güzel bir Colbert mantarı yemek olacak. Tabii Paul'ün pişirdiği usulde. Savannah mı dediniz? Orasını çok iyi bilirim. Bir yıl orada kalmıştım. Öyleyse kulübün yemeklerini bilirsiniz. Aslında hiç bilmem. Genç denizciler Griffin kulüplerine pek uğramazlar. Bir daha Savannah'a gelirseniz sizi oraya götüreceğime söz veriyorum. Şey, aslına bakarsanız Selfie'nin derneğine sık sık giderdim.
Oraya gelir miydiniz? Aa, evet tabii. Şiir okuma toplantıları harika olurdu. Evet, bence derneğin en olumlu yanlarından biriydi. En çok sevdiğiniz şair kim Yüzbaşı? Özellikle Shelley'i çok severim. Ben de öyle. Okuduğum son eseri Bir Kuş Üzerine nefis bir şiirdi. Ama ne yazık ki hangi kuş olduğunu bir türlü hatırlayamıyorum. Aa, evet öyle. Kırlangıç olmasın? Hayır, hiç sanmıyorum. Neyse, mutlaka hatırlarım. Ne güzel sohbet ediyorsunuz. Çok da ilginç. İzninizle yapmam gereken bir iş var. Size katılabilir miyim? Burası Griffin Kulübü değil ama. Buyurun oturun. Ya, demek siz de Savana'da bulundunuz. Hayır. Söylesene. Kibarlık taslarken hiç utandığın olmuyor mu? Sen bir çiftçi kızısın. Çiftçi kızı mı? Çiftçinin halinden ancak çiftçi anlar. Georgia'nın neresindensin? Oku fen okuyayım. Ben de senin gibi sincap eti ve çam fıstığı yiyerek büyüdüm. Ne olduğumu nasıl anladın? Yürüyüşünden. Bizim orada kızlar 16 yaşına gelince ilk ayakkabısını giydirebilmek için ayaklarını bağlardık. Senin de başına geldi mi bu? Ayaklarımda hala o iplerin izleri var. Böyle kibar konuşmayı herhalde o Kifenoki'yi de öğrenmedin. Nereleri gezdin? Charleston, New Orleans, Savannah. Nerede para bulursam. Buralarda pek para yoktur. Bu bölgede ne işin var? New Orleans'tan Savannah'a giderken bindiğim gemi şu kaledeki asilerin saldırısına uğradı. Öteki yolcular ne oldu? Galiba asilerin lideri diğerlerini benim kadar ilginç bulmadı. Onunla aranız nasıldı? Beni o zindanda bulmadınız mı? Kararımı değiştirmem için beni oraya kapattı. Değiştirdin mi? Fareler her gün daha büyüyordu. Tam zamanda yetiştiniz. Herhalde buraya vakit geçirmeye gelmedin. Sormak istediğin bir şey mi var? Madem sordun, bu bataklıktan sağ çıkıp çıkamayacağımı merak ediyorum. Niye diğerlerinden daha fazla şey bilesin? Çünkü yapacak çok işim var. O kadar çok planım var ki bu bataklığa gömülüp gitmelerini istemiyorum. Tek söyleyebileceğim, seni rahatlatır mı bilmem ama intihar etmeye hiç niyetim yok. Birlikte yemek yemek bir zevkti. Mantarları beğendiğini umuyorum. Yüzünüze ne oldu yüzbaşı? Bir dala çarptım da. Dallar tehlikelidir, hele sabununuz yoksa. Hadi, adamlarınızı toplayın, yola çıkıyoruz. Ben çoktan hazırım. Evans'la Smith'i çağırın. Siz ötekiler toparlanın. İyi yüzdünüz mü? Galiba yeterince uzaklaşamadım. Ağaçlarda birilerini gördüm gibi geldi. Seminoller olamaz, kafa derin hala yerinde. Yüzerken sizi gözetleyen mi o? Beni çağırsaydınız ya. Yani orada değil miydiniz yüzbaşı? Tabii ki var. Çabuk kayıklara binin. Albay White! Albay White! Ah!
burada bir iki saat kalacağız. Biraz dinlenin, bir şeyler yiyin. Sağ ol onbaşı. Demek yiyebiliriz. O kadar mısır yedim ki kendimi tavuk gibi hissediyorum. Bak 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 bak. Bir şey mi istedin? Düşünüyordum. Ne düşünüyordun? Sana geyik derisinden bir pantolon yapmak için ne kadar deri gerekir acaba diye düşünüyordum. Bir çifte parlak çizme, üzerine bir ceket, güzel bir gömlek ve bir de ipek kravat. Bu kılıkta Savannah'daki Drayton sokağında çok fiyakalı olurdun. O söylediğin sokakta çok fiyakalı olurdum belki ama burada çok komik görünürdüm herhalde. Savannah'a gitmek ister misin? Hayır. Yazık. Senin de ilgini çekebilecek bir fikrim vardı. Ama sen böyle yaşamayı seviyorsun. Tabii şu anda bulunduğumuz yeri değil. Ama yaşadığım yeri çok severim. Nesini seviyorsun? Sen de bilirsin. Sabah kalkar kalkmaz balığa çıkmak ya da avlanmak için yanıp tutuşursun. Yani bütün gün çalışıp terliyorsun. Her tarafın toz toprak içinde kalıyor. Sonunda da sincap ya da tavşan etinden başka bir şey bulamıyorsun. Belki. Ama geceleri krallar gibi uyuyorsun. Evet. Soğuk ve yalnız. Tekrar öyle bir yaşama dönmek istemezsin değil mi? Değil mi? İyi geceler majesteleri. Alın. Bunlar karnınızdaki zilleri susturur. Balıkla kaplumbağa. Başka hiçbir şey yemez olduk. Yakında yüzgeçlerim çıkacak. Eğer avlanmak istiyorsan silahını buradan uzakta kullansan çok iyi olur. Şeytan diyor ki çek tetiği ve bir an önce bitsin bu iş. Buradan kurtulamayacağız. Böyle şeyler duymak istemiyorum. Hepiniz beni dinleyin. Çavuş Shane'le birliği Kızılderili mezarlığının orada bizi bekliyor. Orasının nereye düştüğünü biliyor musunuz? Benim adamım birkaç kilometre uzağındadır. Yani kurtulduk demektir. Oradan karargaha bir adam göndeririz. Ve hepimiz kurtuluruz. Şu balıkları yiyin de yola çıkalım. Çocuklar, albayın dediğini duydunuz. Hadi şu güzel balıkları yiyelim. Beni rahat bırak, benden uzak dur. Savannah'daki süslü hayata çok düşkünsün. Düşkün falan değilim, nefret ediyorum. Demek bu kibarlık oyununun altında yatan buydu. Bütün kentten üç almak istiyorsun. Bütün kentten değil, sadece bir kişiden. Ayaklarını bağlayan adamdan. Ben kendim bağladım. O bana ayakkabıları giydirdi. Süslü şeyler miydi bari?
öyle başlamamıştı ama sonunda o hale geldi. Neden karşı çıkmadın? O sıralar karşı çıkamayacak kadar gençtim. Babam karşı çıktı. Ama o bir çiftçiydi. Zenginler çiftçileri idare etmesini bilir. Bir sabah onu rıhtımda bulduk. Ölmüştü. Ona bir araba çarptığını söylediler. Ama bu nasıl bir arabaysa babamın üzerinde kamçı izleri bırakmıştı. Bunun hesabını mı soracaksın? Evet, soracağım. Bu işe yıllarımı verdim ve artık hazırım. Döndüğümde kamçı sallamasını yalnızca kibar insanların bilmediğini göstereceğim onlara. Dün benimle konuşmaya geldiğinde üzerime o kılığı yakıştırırken bana verdiğin rol neydi? O kamçıyı sallamana yardım edeceğimi mi düşündün? Belki. Kayıkta görüşürüz. Günler geçtikçe Çavuş Şeyinli adamlarının bizi bekledikleri yere daha yaklaşıyor. Bir gün güneşin batmasına az kala derinin kıvrıldığı bir yerde aniden her yer sessizleşti. Kuşlar bile ötmüyordu. Nefes almak güçleşmişti. Her tarafı ölüm sessizliği kaplamıştı. Herkes nerede olduğumuzu anlamıştı. Nihayet Seminolerin efsanevi mezarlığının bulunduğu tepeye ulaşmıştık. Burada yoklar. Burada olmalıydılar. Evet. Hoşuma gitmedi. Hem de hiç hoşuma gitmedi. Bekleyeceğiz. Seminoller ölü savaşçılarını çok garip bir şekilde gömerler. Onları oturtup savaş boyasıyla boyarlar. Yanlarına bir kase dolusu yiyecek bırakırlar ve ellerine de en sevdikleri silahı tutuştururlar. Sonra da iplerini örterler. Şu ilerideki büyük şefe yaptıkları gibi ölümünden sonra doğan ilk çocuğu da mezarın içine atarlar. Böyle bir şeyi neden yapıyorlar? İnsanlar öldüklerinde ruhlarının bedeni terk edip yeni doğmuş bebeklere geçtiğine inanırlar. Şefin ruhu çok değerli bir ruh olduğu için onu layıkıyla taşıyabilecek bir çocuğa geçmesini sağlamaya çalışırlar. Konuşabilir miyiz albay? Adamların korktuğunu sanmayın ama buradan çekilsek iyi olur diye düşünüyorlar. Bunu yapamayız. Şeyini bekliyoruz. Evet, doğru ama şeyinin önümüzde olması gerektiğini biliyorsunuz. Bu yüzden belki de hiç gelmeyecekler. Bekleyeceğiz. Adamlarına da söyle.
Sence de buradan çekilmemiz daha mı iyi olur? Bunu soruyor musun, söylüyor musun? İkisi de. O çavuşla rehber senin yakın dostların, öyle değil mi? Buradaki adamları da çok severim ama. Bu durumu güçleştiriyor. Tabii Savana'ya dönmeyi çok isteyen sen de varsın. Ne dememi istiyorsun? Savana'ya hiç dönmek istemediğimi mi? Neden bana soruyorsun ki? Kararını çoktan vermişsin. Burada kalacağız. Albay Bey! Biri geliyor. Yayılın, siper alın. Gelin. Geri çekilin. Monk bu. Hey. Şeyin nerede? Ne oldu? Ben grubun önünden gidiyordum. Birden arkamda seminoller olduğunu fark ettim. Benim geçmeme izin verdiler ama birliği kıstırdılar. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Kurtulan oldu mu? Şeyin? Bilmiyorum. Tam bir katliam oldu. Seminoller albay, bu tarafa geliyorlar. Hadi buradan gidiyoruz, çabuk olun. Yürüyebilecek misin? Yürümeye alıştım artık. Kayıkları boş verin, bizi orada arayacaklar. Çabuk, acele edin. Hadi suya girin, çabuk olun. Devam edin. Şeyin ceketi. Shimonata. İstuman. Shimonata, İstuman. Ben onu konuştururum albayım. Bu işe yaramaz. Bu işi biz hallederiz. Mank. Bağlayın. İşte Quincy, buldum. Dikkat et. Yavaş. S
Sivonatsa. Sivonatsa Çenita. Kuna kapanıp tınık soyap onatı tohan. Kuna huvattat pop tsiyatsin. Buralarda bir kamp varmış, orada olabilirlermiş. Belki hala sağdırlar. Ama orada yüzlerce seminol vardır. Bizim peşimizdeler, kampta kimse yoktur. Ona inanalım. Yakında anlarız. Peachtree, sen kadınların yanında kal. Siz benimle gelin. İlk seminolü öldürmeyeceğim, onu kes artık, tamam. Albay White! Albay White, seminoller! Saklanın! Tutarız. Kadınları alın. Hadi gidin. Hadi gidiyoruz. Beklemeyin, devam edin.
Ben taşırım albay. Yararı yok, ölmüş. Hadi yürüyün. Mank, onları adaya götür. Buraya fazla uzak değil. Orada güvende olurlar. Onlar oyalarım ben. Albay, siz devam edin. Ben onları uzaklaştırırım. Ferit! Hadi gelin sersemler, işte buradayım. Ferit! İşte buradayız, gelip yakalayın kolaysa. Sizi kızılderili şeytanlar. Bir haber var mı? Hiçbir iz yok efendim. Aramaktan vazgeçin. White'la adamlarını kayıtlardan silin. Adasına ulaşıp oğlunu kurtarabildiniz mi? Hayır efendim. Kızılderililer adayla aramızda adeta bir duvar oluşturmuşlar. Bütün Seminole halkı orada. Harekatı oradan başlatıp oğlanı kurtarmaya çalışalım. Bunu White'a borçluyuz. Yarbay, adamlarını toparla. Hazır olur olmaz harekete geçeceğiz. Hadi hadi yavaşlamayın, neredeyse geldik sayılır. İşte orada. Daha ne bekliyorsunuz? Hadi gidiyoruz. Devam etmemiz lazım. Durun. Daha fazla kaçmayacağız artık. Burada kalacağız ve onlarla savaşacağız. Nasılsa bizi öldürecekler. Hiç olmazsa eli boş gitmeyelim. Hemen siper kazın, onları burada karşılayacağız. Evet, hadi çabuk. Hadi çabuk kazalım siperleri. Yatın! Vay! Wow.
Non muy víctima. Ateş etmeyin. Şimdilik onları durdurduk. Karanlık basıyor. Gece savaşmayı istemiyorlar. Ama şafakla birlikte gene gelirler. Umarım bu gece dolunay çıkmaz. Adamlara söyle, yine de dikkatli olsunlar. Öyleyse kes sesini. Evet. Anlaşılan bu kılıç bu vahşi kızılderilerin eline geçecek. İnsanların yaptıkları en güzel planlar bile kimi zaman çıkmaza girer. Bunu Albay White'ın oğluna verecektim. Oğlu mu? Aa tabii. Onun bir oğlu olduğunu bilmiyordum. Evet. 6 yaşlarında tatlı bir çocuk. Siyah saçları, kahverengi gözleri var. Albay bir Creek prensesiyle evliymiş. Çok güzel bir kadınmış. Şimdi ikisini de kaybetti. Belki de ölmemiştir. Belki kaçabilmiştir. Annesi için öyle düşünmeye çalışmıştım. Ama buldum da ölmüştü. Bu yüzden mi onlarla savaşıyorsun? Onlardan nefret ediyorsun. Onu Seminoller öldürmedi. Askerler yaptı. Askerler mi? Askerler mi yaptı? Peki sen nasıl... Nasıl onlarla birlikte olduğumu merak ediyorsun. Öyle değil mi? İntikam almadan nasıl yaşadığımı merak ediyorsun. İşte onlar gençti, içkiliydiler. Bu bölgeyi tanımıyorlardı. Onlara göre bütün Kızılderililer aynıydı. Onları öldürebilirdim. Asker ceketi giyen herkesi öldürebilirdim. Ama eğer benim gibi biriysen içinde bir şey seni tutuyor. Sana engel oluyor. Hayatını intikam peşinde geçiremeyeceğini biliyorsun. Öç duygusu sonsuza dek sürmüyor.
İkisini de aklamışsın. Daha da gelen olur. İyice yatın, dikkatli olun. Az sonra güneş doğar, saldırıya geçerler. Herhalde 100 tanesini aklayabiliriz. Belki de kimse kimseyi öldürmez. Bir kişi hariç. Sen kadınlarla dön. Bir sorun çıkarsa ne yapacağını biliyorsun. Sonunda da yumuşayıp vazgeçme sakın. Yapma, yapma Quincy. Şimdi olmaz. Şu anda olmaz. Dediğimi yap. Hadi. Hey! Yo ha hey, ha yo ha hey, ha yo ha hey, ha yo ha hey. Ligia, ma do ma. Yo ha. Hey, go open ho. Okala! Okala, beni duyuyor musun? Okala! Savaşmak için adamlarını gönderecek kadar korkak mısın? Benimle karşılaşabilmek için bütün kabilenin seni koruması mı gerekiyor? Benden o kadar korkuyor musun? Neden böyle yapıyor? Eğer korkmuyorsan... Eğer Quincy onu öldürürse belki diğer seminoller vazgeçip kaçabilirler. Saklandığın yerden çıkıp her zaman timsahlarla boğuştuğum yere gel. Suya gir orada. Senin silahınla dövüşelim. Bıçakla. Thank you.
Bugün çok güzel bir gün olabilirdi. Evet. Evet. Öyle. Hem de nasıl? Quincy, seni tekrar gördüğüme çok sevindim. Çoktan ölmüş olduğunu sanıyorduk. Ben de oğlumu görebileceğimi hiç sanmıyorum. Buradan 15 kilometre ileride ormanda saklanıyordu. Bir vahide öldürmenin neredeyse imkansız olduğunu oğlun da ispatladı. Onu öldürmeye çalışmamışlar. Evet, yaptıklarından sonra artık bir generale bile ellerini süremezler. Bir aya kadar dönmezsem gelip beni al. Dur. Bunu ona vermek istiyorum. Tabii istiyorsa. Katla. İşte oldu. Bu kızılderili baltasını da sen götür. Oğluna ver. Teşekkür ederim. Bunun hikayesini de anlatacağım. Umarım sabana da her şey istediğin gibi sonuçlanır. Hiç sanmıyorum. Çünkü gitmeyeceğim. Hayatımı intikam için harcayamam.